Şu yemişinde bile ormanının tadı, toprağının kokusu var. Haydi yiğitler, tez obaya varmamız icap eder. Haydi. Eyvallah bey. Baba. Şimdi Berkan'la büyük cenk meselesi için mutabık olduk. Lakin obaya dönünce bir de söz verdiğin hususi bir mesele vardır. Neymiş o söz, de bakalım. Toy baba. Vazife bitince İlbilge Hatun'la evleneceğine söz vermiştin. Senin aklını kurcalayan nedir? Bir tarafta büyük cenk meselesi. Bir tarafta toy. Nasıl olacak baba? Ne davamızı erteleriz ne de ahdimizi oğul. Elbet birinden birine öncelik verilecektir. Lakin her şeyin bir sırası vardır. Toydan evvel vazifeye gidilse gidip de dönmemek var. Toydan sonra gidilse yine aynısı. Senin için de İlbilge Hatun için de zor olsa gerek. Bak oğul. Boğanın kısmeti boynuz taşımak demiş atalarımız. Bizim kısmetimiz de kundaktan kefene kadar pusat taşımaktır. Fütuhata, cenge, zalime meydan okumaya talip olmuşuz zira. Hem Türk'ün cenkten öte düğünü mü vardır aslanım? Buna hepimiz rıza göstermişiz. Bu bize bir mecburiyet değil, lütuftur. Hele bir obaya varalım, ne yapacağımızı söyleriz elbet. İyisin değil mi bacım? Çok şükür sayenizde iyiyim. Allah sizden razı olsun. Beni yalnız koymadınız. Yarenlik vazifemiz İlbilge Hatun. Hem böyle bir şey bizim başımıza gelse sen de aynısını yapardın. Boş ver bunları. Ben sana bir ıhlamur tarçın kaynatayım. Yok bacım, zahmet etmeyesin hiç. Peki bir arzun, canının çektiği bir aş, bir yemiş var mıdır? Yok, çok sağ ol. Osman, bu da nedir böyle? Bu senin içindir İlbilge Hatun. Ne diye zahmet ettin Osman? Niye yordun kendini benim için? Hatırlar mısın İlbilge Hatun? Ben yaralıyken bana çorba içirdiğinde sana bir söz vermiştim. Bir gün kendi ellerimle sana av getirecektim. Şimdi de sözümü tuttum. Sana şifa olur inşallah. Sağ olasın. Bu köz sesler de neyin nesidir? Hayır olsun inşallah. İnşallah. Yoksa baba... Babamla abilerim gelmiş nene. Dönmüşler vazifeden.